İçinizde 15 yaşından sonra, biliyorsunuz büluğa, erginlik çağına ermek için İslam alimleri en son 15 yaş şart koşmuşlardır. 15 yaşına girdikten sonra kız olsun, oğlan olsun artık erginlik çağına girmiştir, ibadet etmekle mükelleftir. Namaz kılmakla mükelleftir. Hayr-ı hasenat ile mükelleftir. İyi insan olmakla mükelleftir. Yalan söylememekle mükelleftir. Sahtekarlık yapmamakla mükelleftir. 15 yaşından sonra. Yok hocam, biz o şartı değiştirdik. Biz de namaz kılmak için, oruç tutmak için, hacca gitmek için, ibadet etmek için 15 yaşına gelmek şart değil ya. Emekli olduktan sonra biz bu işi yaparız. Erginlik çağı bizde emekli olunca başlıyor diyenler de var. Böyle zavallı insanlar da var. Bunlar tabi İslam'ın ölçüsü değil. Şimdi mesela içinizde 40 yaşında bulunan bir kardeşimi misal vereyim. Bakalım hesabını yapmış mı yapmamış mı, onun için söyleyeceğim, misal olsun diye söyleyeceğim. 40 yaşında bir Müslüman, şu anda cemaatimizin içinde bir misal olsun diye vereyim. 40 yaşında bir Müslüman kardeşimiz 15 yaşını çıkartsın. Hani çocukluk çağı, biliyoruz erginlik çağına gelinceye kadar 15 yaş sil. 40'ın üzerinden 15'i sil. Ne kaldı? 25. Eğer bu 25 senedir 5 vakit namazını tamamen kılmışsa, hiç kaza namazı yoksa Allah'ın huzuruna çıkabilir. Eğer kaza namazları var da bir hesap yapmamış, bunları ödemeye, kaza etmeye bir program, bir hesap, bir liste, bir plan, proje yapmamışsa o Müslüman gafilin ta kendisidir. Hayatını boşa harcıyor. En azından ya. Bir program yap. Zengin hani. Mübarek ellerini de öyle sıkardı ki bir kuruş almak için kafasına bir tokmak vuracaktın ya. Milyonların sahibi, aslan gibi bir adam, hiç farkında değilmiş demek ki, zavallı kalbi zayıflamış. 4. katta otururdu bir apartmanın. Bir akşam telaşla mı, sinirli mi, sıkıntılı mı, sihirli mi gelmiş? 4. kata kadar asansör çalışmadığı için yaya merdiven çıkmış. Tam kapının önüne gelmiş, yıkılmış. Ve orada ruhunu teslim etmiş. Zavallı adam. Hiç haberi yok. Kalp alemi çalışıyor tabi. Orada durmuş, hayatı bitmiş. Açmışlar kapının önünde, çuval gibi yığılmış bir ceset. Aa, bizim babamız demişler. Çocuklar almışlar içeriye. Daha o cenazeyi kaldırmadan bir kavga, bir kavga. Bankada 28 milyon lira nakit parası var, onu kapışmaya çalışıyorlar. Ben gittim ayırdım bunları. Zavallı zengin, ahmak zengin. Bunun için mi yaşadın sen dedim böyle. İçimden tabii. Beni döverler orada bile, yüzlerine söylesem olur. Acıdım, onun namına çok acıdım yani. Bu böyle olmaz. Bu Müslümanlık değil. Bu hacılık değil hoca, hiç şey değil bu yani. Ebedi hayatı için bir kuruş harcamamış adam, bir program yapmamış, yazık. Ne bir fakirin elinden tutmuş, ne bir evlenemeyen delikanlıyı evlendirmiş, ne kimseye ev için yardım etmiş, ne bir hastayı tedavi ettirmiş, ne bir hastanın ilacını almış. Zavallı, zavallı, mütemadiyen serveti yığmış, çocukları kapıştı, kavga ettiler, mahkemeye düştüler. Bu hayat değil. Hele İslam hayatı hiç değil. Hele İslam hayatı hiç değil. 3 ayları bir vesile ve bir vasıta bilmeli insan, efendiler, ve bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Bir programımız olmalı. Allah'a karşı yapmakla vazifeli olduğumuz mevzular için bir program yapmalı. Şu 3 ayların içinde bir hayır hasenat programınız olmalı. Mutlaka düşkün bir insanı elinden tutmalısınız.
Mutlaka hayr-ı hasenata bir yatırım yapmalısınız. Geçenlerde bir Kur'an kursuna uğradım. Kurs tabi resmi, diyanetimize, müftülüğümüze bağlı resmi bir Kur'an kursu. Başında çok ciddi, seviyeli, gayretli bir hoca arkadaşımız var. Konuştuk, görüştük, dertleştik. Nasıl dedim çocuklar ne alemde? Yatılı, orada yiyip orada içip Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, hafız olmaya çalışıyorlar. Orada hafız olduktan sonra o yavrular mezun oluyor, doğru İmam Hatip liselerine yetişmiş, böyle Kur'an'ı ezberlemiş olarak İmam Hatip okuluna giden talebe oluyorlar. Çok güzel bir çalışma. Konuştuk, dedi ki hocam dedi, bir aydır dedi, hatta daha fazla çocuklar yiyeceksiz kaldı, günde sadece vallahi bir tek çorba içiyorlardı. Kimse kapımızı çalmıyor dedi. Kimse yardımcı olmuyor dedi. Kimse teberru etmiyor dedi. Herkeste bir panik var dedi. Şu kapıya yaklaşıp da burada Kur'an mı okunuyor? Burada Kur'an kursu mu var? Burada ne oluyor? Allah mı var? Peygamber? Kimse sormuyor dedi. Ve başladı ağlamaya adam. Böyle bu memleket iflah olur mu? Bu memleketin zenginleri ne yüzle cennete, ne yüzle şefaat-i Muhammed'e gidecekler? Hangi sıfatla ölecekler? Ben bunu merak ediyorum. Efendiler, insan bir parça Allah'ın dinine, Kur'an'ın hizmetine, İslami faaliyetlere bir yatırım, bir program hazırlamaz mı? Ne için yaşıyorsunuz? İşte Cenab-ı Hak böyle olan müminleri övüyor, seviyor. اَلَّذ۪ينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ Kendilerine servet verdiğim insanlar, kendilerine imkan verdiğim, kudret verdiğim, fırsat verdiğim insanlar hemen Allah'ın dinini desteklemeye çalışırlar. Yoksa dünyaya tapınıp da dinden imandan soğumazlar buyuruyor. Müminin sıfatı bu. Hizmet etmek lazım. Bunların mükafatı ne? Böyle dini İslam için, Allah için, bu yolda çalışan, Allah ve Resulüne itaat eden, ibadet eden, hasenat yapan, iyilik yapan bir kişiye Cenab-ı Hak bir şey vaat ediyor mu hocam? Vaat ediyor. Şimdi hemen arz edeyim. Bakınız Cenab-ı Hak kadın olsun, erkek olsun, bu şekilde hayatını hesaplayan, planlayan, hayrını ve şerrini ayarlayan bir Müslüman, Allah ve Resulüne itaat çerçevesinde bulunan bir mümini bakın nasıl müjdeliyor. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a ve onun Resulüne itaat içinde hayatını geçirirse, فَاُلَٰئِكَ işte bunlar مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصُّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَى Bu kişileri ben peygamberlerle, Ebu Bekir Sıddık ile ve şehitlerle ve salihlerle beraber cennete koyacağım. Ayet. وَحَسُنَ اُلَٰئِكَ رَف۪يكَ Bunlar ne güzel arkadaşlar olacak. Bakın mükafata bakın. Ebedi hayata inananlar için böyledir. Ben zaman zaman endişeye düşüyorum. Acaba bu servetleri, milyonları toplayıp da Allah yoluna bir kuruş vermeyenler acaba ahirete inanmıyorlar mı da şüpheye düşüyorum. İnansa böyle olmaz. Ebedi hayata acaba inanmıyor mu? Öldükten sonra dirilmeye inanmıyor mu acaba diye şüpheye düşüyorum. Nasıl olur? Bu şekilde iman eden bir insan nasıl böyle tembel,